Evet dostlar, şimdi full yayınlarının paralel kenar ve eşkenar dörtgen testine geçiyoruz. Hemen bir numaralı test ile sorularımızın çözümlerine başlıyorum dostlarım. Bakalım ilk sorumuz ne demiş, bir okuyalım. Diyor ki ABCD paralel kenar. Peki açılarımız verilmiş dostlarım. Açılar da yazılmış. Buna göre diyor alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Hemen başlayalım. Paralel kenar. O halde şurada bir Z harfi vardır diyebilirim ben. Demek ki şurası da 90 derecedir diyebiliriz. Z harfinden dolayı. Başka şurada bir M harfi görüyorum arkadaşlarım. Bakın şöyle bir M harfi var. Yani şuradaki açı 27 ile alfanın toplamı şeklinde yazılabilir. Bunu da yazıyorum. 27 artı alfa diyorum buraya. Şurada da bir açı var ki boşta kaldı dostlarım. Hadi buna da bir X diyelim şimdilik. Bakın bir U kuralımız vardı dostlar. Şu iki açı, yani şu B ile C açısının toplamı 180 derece olacaktı. Hemen toplayalım bunları, 180'e eşit diyelim. 90 var, alfa var. 90, alfa artı 27 artı X var dostlarım. 27 artı X. Eşittir ne olacak bunların toplamı? 180 olacak. 90'ı çıkarttık, 90 kaldı. 27'yi de çıkartalım. Alfa ile X'in toplamını bulmuş olalım böylelikle de. Çok işimize yarayacak mı bu alfa ile X'in toplamı diye bakıyorum şöyle bir. Bir de bir eşitlik vermiş. Bakın onu okumamışız biz. EB ile AD birbirine eşitmiş. EB ile AD. Peki AD kenarımız aynı zamanda BC kenarına da eşit. O halde buna da böyle bir çizgi yapalım. Bakın X dediğimiz şey meğersem 27 artı alfaya eşitmiş. O halde buraya artık 27 artı alfa yazalım. Şimdi toplamları daha kolay olacak arkadaşlar. Hemen topluyorum. 27, 27 daha 54. 90 daha 144. Demek ki 2 alfaya 36 kaldı. Alfa 18 çıktı. Hemen çözdük. Geldik 2 numaralı sorumuza. Diyor ki 80 derece var diyor. Paralel kenarda biliyoruz ki karşılıklı açılar birbirine eşittir. O halde şu A açısı da 80 derecedir. Hatta hemen 40, 40 diye yazalım bunlara. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Demek ki şuraya da tık tık işaretini koyacağız. Bir ikiz kenar üçgen çıktı. 40 ise 140 kalır şu iki eşit açıya. 70-70 paylaşırlar 140'ı. Şimdi bir de U kuralı yapalım. Şu 80 ne yapalım? 80 ile şuranın toplamı 180 olacak. Demek ki burası 100 derece. 70 buradaysa alfaya da 30 derece kalacak diyebiliriz. 3 numaralı sorudayız. Yamuktan da alıştık buna dostlarım. Artık özel dörtgenlerde açıortay görünce Z kuralı yapacağımızı ihmal etmeyelim. Burada da onu yapacağım ben. Hemen şu Z'yi patlattım. Buraya da noktalı açıdır dedim. Demek ki bununla bu ikizkenar yaptı. Peki burası 6 ise buranın da 6 olacağını biliyorum ben. Demek ki artık bu da 6 birim. Uzun kenar 8 ise bu uzun kenarda 8 olacak. Demek ki X'e ne kalacak? 2 birim. Yani Adana şıkkı doğru cevap geldi. 4 numaradayız. Bir kelebek üçgen görüyorum arkadaşlar. Bunu paralel kenarda çok sık yapacağız zaten. Önce şu uzun kenar 7 ise buraya da 7'yi bir çakalım. Bir de şu kelebek üçgeni bir konuşalım. Hemen şuradaki kelebeği konuşunca da soru gelecek zaten. 7 bölü 5 eşittir yine 7 bölü x'e. Demek ki x ne çıkacak arkadaşlarım? 5 çıkacak diyebiliriz. 5 numaralı sorudayız. Yine kelebek üçgen yapacağız çok yüksek ihtimalle. AC nedir diye bir soru soruyor. Ha, burada kelebeğe de gerek yok dostum. Şimdi paralel kenarda şu köşegenler birbirini ortalıyor. Yani DB K noktasında tam ikiye bölünüyor. Şunu görmenizi istiyorum. Şu AK bir kenar ortay oldu. DE yine bir kenar ortay oldu. Ve iki kenar ortayın kesiştiği şu Fransa noktası artık nedir diye sorarlarsa bize, Fransa noktası kesinlikle kenar ortayların kesim noktası, yani ağırlık merkezidir diyebilirsiniz artık dostlarım. Peki ağırlık merkezinin özelliği neydi?
tabana 4 yazıldıysa açıya yakın kısmına 8 yazılacak. Yani 2 katı. Peki paralel kenarımızın bu köşegeninin yarısı 12 ise diğer yarısı da 12 olacak. Ve toplam AC ne çıktı dostlarım? 24 birim geldi diyebiliriz. Evet, 6. sorumuzdayız. ABCD paralel kenar. AE eşitmiş AB'ye. Şuradaki AE AB'ye eşitmiş. O zaman hemen şu açılara aynı simgeyi yazalım. Hatta A diyelim. Buraya da A diyelim. Şu Z harfini görelim. Şurası da A oldu diyelim. Ve dostum bak tersten burası da A olacak. Meğersem şu bir ikizkenar üçgen. O halde şu ED'ye de 3'ü yapıştıralım hemen. Peki şuradaki Z harfini de görürseniz olayı bitiriyorsunuz. Bakın şöyle kalemin ucunu takip edin. Z harfinden şuranın da A olduğunu söyledim ben. Demek ki bu da bir ikizkenar. BC de 6. Şurası da 6. Peki burası toplamda 9 oldu. Burası da 9 zaten. Her şeyi yazdık. Çevre ABCD'yi istiyor bizden. Hemen şunların toplamı 15, buranın toplamı da 15, oldu 30. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, bir numaralı testimizin ilk 6 sorusunu gömdük. 7. soruyla devam edelim bakalım. Şimdi burada da orta taban görüyorum arkadaşlar. Tabii öncesinde paralel kenarın şu özelliğini bir konuşalım sizinle. Paralel kenarda bir köşeden karşısındaki iki kenarın tam orta noktalarına böyle iki doğru çizildiyse, bu doğruların köşegeni kestiği şu köşegeni kesiyor ya doğrular. Şu noktalar, köşegeni kestiği noktalar, köşegeni 3 eşit parçaya ayırır her zaman. Bunu da 2 tane kelebek üçgen yaparak ispatlayabiliriz eğer istersek arkadaşlar. Ama direkt bir kuraldır bu. Kural olarak anlattık bunu. O yüzden direkt şuralara 4, 4, 4'ü ben hemen paketledim. Ve bakın x dediğiniz uzunluk orta taban çıktı. Fransa'yı da 2'ye böldü. Edirne'yi de 2'ye böldü. Nerenin orta tabanı? Şu köşegenin yani 12'nin orta tabanıdır. O halde yarısıdır. 6'yı yapıştırdık. 8. sorumuz dostlarım. Yamukta da söyledik bunu dostlar. Bu özellik şöyle bir şeydi. Ardışık iki açının açıortayları arasındaki açı 90 derece oluyordu her zaman. Onun da ispatını hemen yapalım. Bu kısa sürer, hemen yapalım bunu. BB diyelim şunlara. 2A ile 2B'nin toplamı U kuralından 180. A ile B'nin toplamı da 90 olur. O yüzden buraya da 90 kaldı. Şimdi uzun kenarı da 10 vermiş. Hemen 6, 8, 10. Senin çok sevdiğin bir üçgen çeşidi. X'i 6'yı hemen yapıştırdık. 9 numaradayız. Bir bakalım ne diyor. Burası 8 ise burası da 8 birimdir. Artık kelebek görmeye alışın arkadaşlarım. Paralel kenarda, eşkenar dörtgende, yamukta, dik dörtgende ve karede. Biz kelebekleri çok sık kullanacağız. Bakın burada da var. Kelebeğin oranı 8'e 4. Yani bir şey yarısı. O halde 4'e yarısı 2 olacak. Toplamı 6. Burası da 6 geldi. Bize de AD'yi soruyormuş zaten. 6'yı yapıştırdık bile çoktan. Yeni nesil bir sorumuz var dostlarım. Bakalım ne diyor? Aşağıda uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun 3 katı olan paralel kenar biçimindeki eş kartonlar verilmiştir. O halde şuraya hemen K, şuraya da 3K'yı yapıştıralım. İkisi için de böyleymiş. Bu kartonlardan 5 tanesi kısa kenarları uzun kenarları ile çakışacak biçimde şekildeki gibi birleştiriliyor. Tamam. Şunların artık her birinin biz kısa kenarının K olduğunu biliyoruz. Şu kısa kenarlara K, K, K diyelim dostlar da. Şimdi burada 1 var. 1. Kısa kenarları uzun kenarları 1. 2, 3, 4, 5 tanesi de burada. Tamam, hepsini gördük. Yukarıdaki şeklin çevresi 120 birim olduğuna göre diyor. Bu paralel kenar biçimdeki kartonlardan bir tanesinin çevresi kaç birimdir diye bir soru sormuş. Biz şu K'ları bir daha döşeyelim. Şurası K. Şimdi uzun kenar 3K'ydı. Şuraya kaldı 2K. Yine şurası 2K olacak. Onu da yazalım. Şu kısım 2K şuraya kadar. Sonra şurası da 2K. Şurası yine 2K. K. Bunları hep yazıyorum arkadaşlarım. Şurası da 2K. Şurası 2K. Şurası toplamda 3K. Ve burası da yine 3K'dır diyelim. Çevreyi şöyle bir belli edelim biz az çok.
Şimdi geri kalan kısım toplama kısmı olacak. Bakalım kaç tane K'dan oluşuyor şekil. Şuradan başladım. 1K. 3 daha 4. 3 daha 7. 2 daha 9. 1 daha 10. Yine 2. 12. 13. 16. Şuraya kadar geldik. 16. 19. 21. 22. 24 yaptı arkadaşlarım toplam. Ve bu 24 tanesinin, 24 K'nın toplamı 120'ymiş. O halde K bu durumda ne çıkacak? 5 çıkacak diyebiliriz. Doğru mu söyledim? Evet, 5 geliyor K. Bize de bir tanesinin, şunlardan bir tanesinin çevresini soruyor. Burası 5, burası 15 ise, burası da 15, burası da 5'tir. Yani 20, 20 daha 40 geliyor bir tanesinin çevresi dostlarım. Yani 10. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 11 okuyoruz şimdi. Matematik dersinde etkinlik yapan bir öğretmen dikdörtgen şeklindeki bir tahtaya yan yana ve alt alta birer santim aralıklarla çiviler çaktırıyor. Çiviler tahta üzerindeki yerini A. çivinin yatay doğrultusundaki sırası, B. çivinin düşey doğrultusundaki sırası olmak üzere AB şeklinde tanımlanıyor. Tamam. Buna göre C 1'e 4. C 1'e 4 demiş arkadaşlar. Şimdi 1 dediğimiz şey, 1'e 4 dediğimiz birinci sıranın dördüncü çivisi. 1, 2, 3, dördüncü çivisi şu. 1'e 4 bu. 5'e 1. 5. sıradan geleceksin diyor. 1, 2, 3, 4. 5. sıranın ilk çivisi, birinci çivisi o da bu. 6'ya 4. 6. sıra burası. Dördüncüsü 1, 2, 3. Dördüncü çivi de burası olacak dostlarım şu. 2'ye 7 demiş bir de. İkinci sıranın yedinci çivisi o da şu oldu. İşte diyor ki köşe kabul edilen paralel kenarın iç bölgesindeki çivilerin sayısı kaç tanedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bunun içinde kalan şu şeklin içinde kalan çivilerin sayısını da bize soruyor dostlar. Gayet kolay bir soru oldu arkadaşlarım. Sayma sorusu oldu. Sayarsanız bunları kaç tane diye. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çivi olduğunu gördük arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Evet, geldik test 2'ye. Bakalım burada ne yapacağız şimdi bir görelim. Yine bir açı sorusu dostlarım. Hemen bakıyoruz. Paralel kenarın uzun kenarına tık tık simgesi koymuş. Biz de hemen şu tık tıkı koyalım. Bakın şuradaki M kuralını da bir görelim arkadaşlar. Onu bir kalınlaştırayım sizin için ben. M kuralını da görelim. 55 ile 10'un toplamı şuradaki açıya eşittir. 65'i yazalım. Peki burası 65 ise bu da 65. 65, 65 daha 130 şuraya kalır 50. Buranın toplamı ne oldu şimdi? 105. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğu için alfa da olacak 105. Yani birinci sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Evet, ikinci sorumuz. Şimdi bir önceki testte de söylediğimiz kural da var burada dostlarım. Hani şu kural: bir köşeden çıkan iki doğru karşılıklı kenarları ikiye bölüyorsa bu şu demektir. Köşegen de 3 eşit parçaya bölünüyor demektir. Bakın şurada bir dik açımız varmış. Demek ki 5, 12, 13 üçgeni, o halde şunlara da 5, 5 diye yazalım. Bizden de BD köşegenini istiyor. 3 tane 5, 15'tir dedik. Üçüncü sorumuz dostlar. Yine kelebek üçgenler var. Görüyorsunuz kelebek üçgen yapılabilir bir soru. Sonra açıortaylar olunca ne yapacaktık? Z kuralı var demiştik. Onu da yapabiliriz. Hemen yapalım isterseniz şöyle. Önce şu Z harfini bir görelim. Bakın kalınlaştırıyorum şurada. Demek ki şu açı da çizgili açı olacak. İkisi birbirine eşit ise, 10 ise şurası da 10 birim gelecek. Demek ki uzun kenar 15 ise FC'ye 5 kaldı diyebiliriz artık. Peki 10 ise burası da 10'dur. Şimdi bu taraftan Z harfini yapalım. Hemen onu da şöyle kırmızıyla göstereyim sizin için. Bakın bir Z harfi de burada var. Demek ki şu da noktalı açı. O halde şurasıyla da 10 birbirine eşit. Demek ki burası da 10. X'e ne kalacak bu durumda? 5 kalacak diyebiliriz dostum. Evet, 4 numara. Bakın artık açıortay görünce korkmuyoruz. Çünkü Z harfi yapacağız dedik. Hemen yapalım şu Z harfini.
Şurası da çizgili açı olsun ve ikizkenar üçgenimizi şuraya paketleyelim. Şimdi uzun kenar 16 ise burası da 16. O halde şurası 10, 10. Karşılıklı kenarlar eşit. Burada 10. Hatta 6, 8, 10 üçgeninden 8'dir burası da. Hemen şurada Pisagor'umu çakıyorum. Artık çok kolay sizin için bu Pisagor. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın yani 8'in kök 5 katıdır hipotenüs. Denizli'yi işaretledim bile. Evet, 5 numaradayız arkadaşlarım. Yine bir kural sorusudur dostlar bu 5 numara. Kelebek üçgen yapılarak da çözülür. 2-3 tane kelebek üçgen yaparak da çözebilirsiniz. Ya da kuralı direkt söyleyeyim ben size. Bakın şu köşegen çizilmiş. Şimdi diğer köşegen dışarı doğru taşarak çizilmişse köşegeni olan ilk uzaklığın karesi yani 4'ün karesi eşittir. Birinci parça çarpı tamamı. Yani x çarpı x artı 6'dır diyeceksiniz dostlarım. Burada da x'e 2 değerini verirseniz burası da 8 oluyor. Gerçekten 2 ile 8'in çarpımı 16 olduğu için x'i 2 olduğunu pat diye görebiliyoruz. Evet, geldik 6 numaralı sorumuza. Yukarıda verilenlere göre AD kaç santimdir diye bir soru sormuş. Bakın paralel kenarın iki ayrı kenarına indirilen yükseklikler çizilmiş. Yani bir uzun kenarına inen yükseklik yani 12'ye inen yükseklik çizilmiş. Bir de kısa kenarına inen yükseklik de bu köşeden çizilmiş. Biraz dışarı taşmış ama önemli değildi hatırlayın. Yani geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıdan çiziliyor falan muhabbetinden. Ama bilin ki bu yükseklik nereye ait? AD kenarına. Peki ben şimdi AD'ye göre alanını yazsam paralel kenarın. Paralel kenarın alanı nedir? Taban çarpı yükseklik. Yani x çarpı 8'dir paralel kenarın alanı. Peki uzun kenara göre yazsam 12 çarpı 4'tür diyeceğim. Artık 8x eşittir buradan 48, x eşittir 6 olduğunu hemen paketledik diyebiliriz dostlar. Alandan çözdük. Evet, 2 numaralı testimizin 7. sorusunu aldım elime. Bakın ne diyor? Paralel kenarın alanı nedir diye bir soru sormuş. Öncelikle 5 ise buraya da 5 diyelim. 3, 4, 5'i görelim. Ve artık uzun kenarı biliyorum 9. Uzun kenara inen yükseklik de 4 olduğu için 9 kere 4, 36'dır paralel kenarın alanı dedim. Taban çarpı yükseklik unutmayın. Bölü 2 falan yok. Evet. Yine paralel kenarın alanı soruluyor fakat bu sefer farklı bilgiler verilmiş. Hemen onları bir konuşalım. EBC, EBC şu açıya alfa dediğiniz takdirde diyor DAB şu açı 2 alfa olacak diyor. Karşılıklı açılar eşitse bu da 2 alfa. Ve hatta bakın dik üçgen alfa 2 alfa 90. Demek ki alfa 30 derece. 2 alfa demek ki 60 derece. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. Ve artık yüksekliği de biliyorum. Yüksekliğin indiği uzun kenarı da biliyorum. O halde alan taban çarpı yükseklik formülünden 33 kök 3 olur dedim. 9 numaralı sorumuzdayız hemen. Bakalım ne diyor 9 numara. Evet, şöyle bir ayarlayalım hemen. Paralel kenar DF 4 kök 5. Bakın iki yüksekliği de vermiş arkadaşlarım. Hem kısa kenara inen yükseklik 4 kök 5. Bu da uzun kenara inen yükseklik. Yani şuradan da inse 8 olacak değil mi bu? Uzun kenara inen yükseklik de verilmiş. Demek ki aslında çözdüğümüz bir soru değil mi? Bu iki kaçıncı? 6. soru falan da orada da çözdük. Ne yapıyorum dostlarım? Yükseklik çarpı uzun kenar. Yani 8 çarpı 10 paralel kenarın alanı. Aynı paralel kenarın alanını taban x yükseklik 4 kök 5 olarak da bulabilirsiniz diyorum. 4'e bölelim 4'e bölelim 2. 20 bölü kök 5 çıktı x. Hemen kök 5 ile çarparsak her iki tarafı 20 kök 5 bölü 5 olur. Yani 4 kök 5 olur x dediğimiz uzunluk diyoruz. Evet, 10. sorumuz. Aşağıda sarı ve siyah renkli paralel kenar biçimindeki eş desen modeller verilmiştir. Bunlar eşmiş dostlarım. Bu modeller ile gerekli durumlarda eş iki parçaya ayrılarak aşağıdaki trafik ikaz levhası elde edilmiştir. Peki. Tamam. Buna göre yukarıda verilen trafik ikaz levhasında sarı renkli bölgenin alanı siyah renkli bölgenin alanının yüzde kaçıdır diye bir soru sormuş bize.
Hadi biz de başlayalım o zaman. Bakalım neler yapacağız. Öncelikle şuradan bir köşegen çizmek istedim ben. Şimdi bunların hep alanları sarıyla siyahın alanı birbirine eşittir. Normalde şunların her birine 2A diyelim biz sarılara. 2A, 2A, 2A diyelim. O zaman şu siyahlar da 2A olacak. Tam okunuyor mu göremedim ama şunlar da ikiye bölünerek yazılmış diye arkadaşlarım. Hani öyle diyor. Gerekli durumda eş iki parçaya ayrılır diyor. AA diyelim buralara. O zaman bunlara da A, A diyelim. Şimdi sarı olanlar kaç A yaptı? Onu bir hesaplayalım. 2, 4, 6, 8 A. Siyah olanlar ne kadar yaptı? Siyahlar. Bunlar sarı. Siyahlar kaç A yaptı? 2, 4, 6, 8 A da bunlar yaptı arkadaşlarım. Dolayısıyla ne çıktı dostlar? Tıpatıp eşit çıktılar. %100 aynısıdır. Yüzde kaçıdır? %100'üdür diyebiliriz. Tıpatıp aynı alana sahip oldular. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet, 11. sorumuz yine yeni nesil bir soru. Katlama sorusu. ABCD paralelkenar. AL LB'ye, CN'ye, DN'ye de eşit tabii mecburen. AK KD MC'ye birbirine eşit. Bunlar hep eşitmiş dostlarım. Tamam. Biz okuyalım da. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli paralelkenar biçimindeki kağıt KL ve MN boyunca tamamen katlanarak aşağıdaki altıgen oluşturuluyor. Oluşturulsun. Buna göre altıgendeki mavi renkli bölgenin alanının sarı renkli bölgenin alanın aralığı toplamına oranı nedir diye bir soru sormuş. Hemen şunu yapacağım dostum. Şöyle katlanmadan önceki halini çiziyorduk hatırlarsanız. Bir çizelim bunu. Şimdi şu alan A ise şu alan da A. Yine bu alana da A diyelim, bu alanda A. Neden ikisine de aynı harfi verdiniz hocam? Çünkü şuradan gösterelim. Şunlar hep birbirine eşit diye arkadaşlar. Aynı üçgen, bakın bu üçgenle bu üçgen birbirinin tıpatıp aynısı olduğundan dolayı böyle dedim bunlara. Peki şimdi şurayı da çizelim. Şu parçayı çizelim. Burasına A demiştik. O zaman burası 3A. Yine buraya A demiştik. Burası 3A. Bakın tüm paralel kenar ne çıktı? 8A geldi toplam hepsi. Şimdi onu burada da göstereceğim. Normalde şurası hep 8A. Ama 4A'sı burada olduğu için mavi bölgeye ne kalacak burada? 4A kalacak. Bizden şimdi ne istiyordu dostum bu? Mavi renkli bölgenin 4A'nın sarı renkli bölgeye 2A'ya oranı 4 bölü 2'den 2 geldi sorumun cevabı dedi. Evet dostlar, paralel kenarın ilk iki testini gömdük. Bir sonraki videomuzda bir iki test daha gömeriz. Hadi kendinize iyi bakın. Evde kalın lan. İyi ders çalışın. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.